Ertuğrul Özkök. Fikri kardeşim, başörtüsü filamada kimin filaması? Önceki gün şunu artık iyice anladım. Bu ülkenin iyiye gitmesi için, şu Allah'ın belası kutuplaşmadan kurtulması için, Allah rızası için bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor. Yanlış anlamayın, canlı yayına diyorum. Çünkü bazen öyle laf ediyorlar ki bir çuval inciri berbat ediyorlar kabuk tutmuş, iyileşmeye başlamış bütün yaralar yeniden açılıyor. Alın işte fikri sağların yumurtladığı lafa bakın. Yahu arkadaş bu ülkede artık bir başörtüsü sorunu mu kaldı? Bir zamanlar senin kafandakilerin yarattığı bir sorunun ceremesini bütün bir layık kesim çekti yahu. Hala mı anlamıyorsun? Neymiş? Başörtüsü siyasal filamaymış. İyi tamam bir zamanlar hepimiz ettik o aptal lafları. Geçti gitti. Halletti bu ülke o sorununu. CHP de halletti. Başörtülü kızlar, kadınlar artık üniversiteye gidiyor. Çalışıyorlar. Toplumsal hayatın her yerinde varlar. Hatta küçümsenmeyecek bir bölümü muhalefete bile geçti. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Fikri Sağlar öyle de ya AKP sözcüsü Ömer Çelik'in sözleri o da hazır fırsat bu fırsat deyip yine bütün CHP'ye yükleniyor. Ömer kardeşim maalesef senin cevabın da eski Türkiye kokuyor. Bugün CHP mitinglerinde ne kadar çok başörtülü kadın var hiç görmüyor musun? Muhalif muhafazakar partilerde çok sayıda başörtülü kadın fiilen çalışıyor. Başörtüsü artık hiçbir siyasi hareketin arka bahçesi filaması değil. Başı örtülü ve başı açık kadınlar bütün partilerin saflarında yan yana artık. Bu çok da iyi bir şey. Herkese hepimize sesleniyorum. Bırakalım Allah aşkına artık kadının başındaki örtüyü oradan buradan çekiştirmeyi. Kadın üzerinden böyle demode erkek politikaları yapmak kimseye yarar sağlamıyor. Emin olun oy da getirmiyor.